Sultanım, aşure çok güzel. Biraz daha yeseniz, malum gibisiniz. İçinde size faydalı her şey var. O kadar kâfi. Sultanlarım, tekrar rahatsız ediyorum ama yeni cariyeler geldi. İlk siz görün istedim. Bilhassa Hatice Sultanım, sizin için söylüyorum. Lüzum yok. Çekilebilirsin. Aslında sarayınızda hizmetliler dışında pek kimse kalmadı. Nedimeniz de yok. Doğru. Hatta birkaç cariye de alın. Sarayınız şenlensin. İbrahim Paşa'mızın da hoşuna gide. Harem'in de gözü gönlü açılır. Sen ne cüretle benimle böyle bir mevzunun sohbetini yaparsın? Sultanım. Kesin o mevzuyu! Hürrem, sen kimsin? Hiç düşündün mü? Kimsin de beni kendinle bir tutuyorsun? Ben sultan olarak doğdum. Sultan olarak öleceğim. Doğuştan haklarım var benim. Hiçbir hatuna nasip olmayan. Şehzadeler doğurmuş olmanız sizin mevkinizde bir değişiklik yapmaz. Hünkârımın kulları, kölesi olarak kalırsınız. İbrahim değil harem kurmak, başka bir kadının gözlerine bile bakamaz. Eğer bir başkasıyla olursa onu boşarım. Ne paşalığı kalır, ne sadrazamlığı. Mahvederim. Neden biliyor musun? Çünkü ben hanedani Ali Osman'dan Hatice Sultan. Nilüfer. Nilüfer, sana diyorum, sağır mısın? Ne işin var burada? Ne dolanıyorsun? Allah Allah. Konuşsana, dilini mi yuttun? Sultanımız Gülay'ı çağırmamı buyurdu. Niye cevap vermiyorsun? Hürrem Sultan sizinle konuşmamı yasakladı. Nilüfer, sen çocuklara bak. Artık yatma vakitleri geldi. Bana o müneccimi tekrar getireceksin Gülah. Yakup Efendi mi? Evet, onu getir bana. Yalnız kimsenin haberi olmayacak. Bu defa yalnız görüşeceğim. Hatice Sultanımız. Duymadın mı beni? Yalnız dedim. O da bilmeyecek. Elini çabuk tut. Tamam sultanım. Size gül şerbeti göndereyim. Malum biraz gerginsiniz. Gevşetir, rahatlatır. Sultanım. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buraya? Bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldim. Hürrem duymasın. Zaten kızgın sana. Malum. Seni gözden çıkardı. Bugün olmazsa yarın kurtulacak senden. Uygun vakti kolluyor. Korkma. Ben varım. Eğer benim yanımda olursan, benim haremdeki gözüm kulağım olursan kimse bir şey yapamaz. Malum
İbrahim Paşa da sever sayar beni. Onun nezdinde de korurum seni. Anlaştık mı? Halacığım. Mirimahım, canım benim. Sultanım. Karnın çıkmış, orada bebek mi var? Evet. Kız mı olacak? Senin gibi bir peri kızım olsun çok isterim. Ama önce İbrahim Paşa'ya bir erkek evlat vermeliyim. Kısmetse kızımı da sonra kucağıma alırım. Sultanlar erkek mi doğurur? Sen daha çok küçüksün. Düşünme bunları. Annem dedi ki senin gibi sultan doğmuşum. Köle de varmış ama ben köle değilim. Biz müsaadenizle gidelim. Mişmak'e. Sultanım. Bir hayli içerlemiş belli ki. Herkes haddini bilecek. Nigar Kalfa. Buyur sultanım. Bursa'dan gelen ipek kumaşları kızları dağıtırsın. Elbette. En güzellerini kendine ayır. Eksik olmayın sultanım. Kızlar siz çok mu gülüyorsunuz? Çok mu eğleniyorsunuz siz? Ağzınızı burnunuzu yamulta yamulta gülüyorsunuz. Yamuk şeyler. İşiniz gücünüz. Aman aman sultanım da buradalarmış. Ne güzel. Ben size en iyisi soğuk şerbet yaptırayım. Teskin eder, huzur verir. Nilüfer, siz önden gidin. Mirim'e uyut. Ben Gülah'a bakacağım. Dilini tut be adam. Kelleyi uçuracaksın. Gülah. Buyur sultanların inci tanesi. Neredesin? Emriniz üzerine müneccime gittim. Lakin yerinde yok. Nasıl yok? Nerede? Bulamadın mı? Edirne'ye gitmiş sultanım. Döner dönmez haber edecekler. Eğer mevzu acilse saray müneccimini mi çağırsak? Gülah. Bana onu getireceksin. Başkasını istemiyorum. Haber gönder. Tez gelsin. Benim derdimin dermanı onda. Emredersin sultan. Ne oluyor? Mahidevran sultanımız kızlarla birlikte. Hı. Hürrem Sultanınıza da ikramda bulunun. Buyurun oturun. Afiyet olsun. Şehzadelerim bekler. En doğru kararı vermişsin Nigar Kalfa. Hürrem'den sana fayda yok. Baksana yüzüne bile bakmadı. Silmiş seni. Ben burada mıyım hala ya?
Dışarıda hiç kimse yok mu? İçeride kaldım ben. Sümbül ha? Nigar Kanfa. Benim durumum hiç iyi değil. Yardım edin. Hayırlı sabahlar hünkârım. Divan toplantısına teşrif edecek misiniz? Elbette Pargalı. Hayırdır Pargalı? Başka ne var? Biraz telaşlı görünüyorsun. Bir husus daha var hünkârım. Denizcilerimiz Akdeniz'de iki İspanyol gemisine el koymuşlar. Getirip Galata'ya bağlamışlar. Mühim esirleri olduklarından bahsediyorlar. Kimmiş bu mühim esirler? Kulağıma bazı şeyler geldi. Lakin hala araştırıyorum. Gerekli malumatı öğrenince size de haber vereceğim. Hala. Gidelim divan toplantımızı yapalım. Sultanların içinde eşsiz sultanım. Beni emretmişsiniz. Nereye kayboldun sen? Kime sorsam yok diyorlar. Bazı söyle söylüyorlar sultanım. Sizinle görüşmeme mani olmak isteyen hainler var. Tamam tamam. Bir sus dinle beni. Nerede Yakup Efendi? Neden hala gelmedi? Dönmesi için haber yolladım. Şimdi oradan geliyorum zaten ben. Sordum, sual ettim. Daha gelmemiş. Güla. Bana onu getireceksin. En geç yarın burada olacak. Getirmeden de gözüme görünme. Emredersiniz sultanım. Bunlar ne böyle? Hatice Sultan'a refakat etmek için diğer saraya gönderildim. Doğuma kadar oradayım. İsabet olmuş. Ayak altında dolaşmasın. Sultanım. Bu öfkenizi hak etmiyorum. Ben hep sadık kaldım size. O yüzden Mimai Devran'a sığındın. Yazık. Çok yazık. Sultanım. Gülfem Hatun. Hoş geldiniz sultanım. Buyurun oturun. Ben Hatice Sultan'ımı merak ettim. Sihat'ı nasıl? İyi. Nigar Kalfa da yanında olacak. Onu hiç bırakmaz. İçim rahat. Aklım onda kalmayacak. Kim akıl etti acaba onu göndermeyi? Valide Sultanımız böyle uygun görmüş. Nigar Kalfa burada olduğundan çok daha faydalı olacaktır kesin. Ben şey için geldim. Bu nazarlı hünkârımız Mehmet'e gebe kaldığımda vermişti. Ne zarif bir nazarlık böyle. Öyle. Bütün evlatlarımın doğumunda yanımdan ayrılmadı. Bana kuvvet verdi. Bunu Hatice Sultanımıza hediye etmek istiyorum. Böyle mi af dileyeceksin? İyi düşünmüşsünüz. Bu çok değerli bir hediye. Sultanımız mutlu olacaktır.
münasip bir zamanda ziyaret edelim. Bana eşlik eder misin? Elbette. Yarın ilk iş ziyaretine gideriz. Çocukları uyuttum. Başka bir emriniz var mı sultanım? Sen de dinlen. Uyu. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. Hoş geldin ayım güneş. Sizi görmeden uyku tutmuyor gözlerim. Yarın Hatice'ye ziyaret edeceğim. Ona bir nazarlık vereceğim. Bana uğurlu gelen sizin hediyeniz nazarlı vereceğim. İyi yaparsın. Daha sık git Hatice'me, yalnız kalmasın. Hatice'nin ilk bebeği hayli endişeli. Sen tecrübenle onu teskin edersin. Bütün gün yoksun. Özledim seni. Neredeydin? İşim vardı. Ben hep senin hasretini mi çekeceğim? Dinmeyecek mi bu sizi? Sen bana hep aşık, hep hasret kalacaksın. Aşk budur Hürrem. Evet, hep birlikte eğiliyoruz. Güzel. Güzel. Biraz daha eğil. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Eğil. Bu niye olmadı? Kızım o nasıl boyun öyle? Ördek gibi kaldırmışsın. Eğilsene. Valide sultanımızın karşısında böyle gözünün içine mi bakacaksın? Eğil. Eğil biraz ha. Eğil. Güzel. Sümbüla yok mu? Vallahi nerelerde olduğunu bilemiyorum sultanım. Mütemadiyen kaybolup duruyor. Güla, iki mahalleye çeşmeler yaptıracağım. Benim için ihtiyaç sahibi muhitlere bakın. Yerleri beğenirim. Ha, bir de hamam yaptıracağım. Maşallah sultanım, çok dua alacaksınız. Hemen alakadar olacağım. Sultanım. Evet, tekrar yapıyoruz. Bu şimdikiler hemen yetiştirir sultanını. Yetiştirsin daha iyi. Zaten bu yüzden söyledim ortalık yerde. O demese başkası götürür nasıl olsa bu haberi.
Tanrım bana yardım et. Bugün İbrahim Paşa Mustafa'ya ders veriyordu. Zaten herkes onunla alakadar oluyor. Kimse Mehmet'i düşünmüyor. Sanki benim oğlum şehzade değil. Alınganlık ediyorsun. Hayır, etmiyor. En başta İbrahim. Mehmet'in yüzüne bile bakmıyor. Varsa yoksa Mustafa. Senin İbrahim'le derdin nedir? Ben şey... Söyle, nedir bu öfke? Öfke yok. Oğlum üzülüyor. Bana geldi anlattı. İbrahim beni sevmiyor dedi. Mustafa İbrahim'in elinde büyüdü. Ona düşkün olması doğal. Mehmet de büyüyünce onun da en büyük hocası İbrahim olacak. Daha başka şikayet duymak istemiyorum. Hiç kimse şehzadeleri ayırmaz. Ayıramaz.